Merhaba arkadaşlar. Bugün matematik dersinde işçi ve havuz problemlerini birlikte çözümleyeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Ezgi bir işi 4 günde, İnce aynı işi 12 günde yapıyor. Buna göre ikisi birlikte bu işi kaç günde yaparlar? Hemen sorumuzu alalım. Ezgi 4 günde 1 bölü 4 artı İnce 1 bölü 12 gün. Halde ikisi birlikte kaç günde yaparlar diyoruz. Bunu bir işe 1'e eşitliyoruz. Hemen payda eşitleyelim. 3 kere 1 3, bir daha 4 bölü 12k eşit 1. Demek ki ikisi birlikte bu işi 3 günde yapacaklardır diyoruz. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. Buket ile Hasan bir işi beraber 6 günde yapıyor. Buket aynı işin tamamını 18 günde yaptığına göre Hasan bu işin tamamını kaç günde yapar? Alalım yine sorumuzu. Buket 1 bölü 18 günde yapıyor. Hasan'ı bilmiyoruz tek başına. Buna x diyelim. İkisi birlikte 6 günde yapıyor. Hali 1 bölü 18'e eşitliğin diğer tarafını atalım. Payda eşitleyelim. 1 çıktı. 2 bölü 18. Sadeleştirirsek 1 bölü 9. Demek ki ikisi birlikte 9 günde yaparlar diyoruz. Pardon, Hasan tek başına 9 günde yapar diyoruz. İkisi birlikte 6 günde yapıyordu. O halde sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacak. Hüseyin bir işi x bölü 2 günde, Tuncay aynı işi 3x bölü 4 günde yapıyor. Hüseyin ile Tuncay bu işi birlikte 9 günde yaptığına göre x kaçtır? Şimdi Hüseyin işi 1 bölü x bölü 2 günde, Tuncay aynı işi 4 günde ve ikisi birlikte 9 günde yapıyorlarmış. Şunları ters çevirelim. 2 bölü x artı 4 bölü 3x eşit 1 bölü 9. Paydasını eşitleyelim. 6 4 daha 10 bölü 3x eşit 1 bölü 9. Şöyle her tarafı 3'e bölersek x eşit 30 olarak bulmuş oluruz. Sorumuzun cevabı B şıkkımız olacaktır. Burak'la Esma bir işi sırasıyla 12 ve 8 günde yapmaktadırlar. Beraber 2 gün çalıştıktan sonra Esma işi bırakıyor. Buna göre kalan işi Burak kaç günde yapar? Şimdi Burak 12 günde yapıyormuş. 1 bölü 12. Esma 8 günde yapıyormuş. Artı 1 bölü 8. Ve bunlar birlikte 2 gün çalışıyor. O halde ne diyoruz? Çarpı 2. Sonra Esma işi bırakıyor. Kim kalıyor? Sadece Burak. Ve işin tamamı 1'e eşitliyoruz. Şurada paydaları küçültürsem öncelikle 1 bölü 6 artı 1 bölü 4 artı k bölü 12 eşit 1. Şimdi payda eşitleyelim. 5 bölü 12 artı k bölü 12 eşit 1. 5 bölü 12'yi eşitliğin diğer tarafına atalım. 12'den payda eşitlersek. 12'den 5 çıktı. 7 bölü 12. O halde gördüğümüz gibi k buradan 7 olacaktır. Demek ki Burak kalan işi 7 günde tamamlıyor diyoruz. Sorumuzun cevabı A şıkkı olacaktır. 4 ustanın 6 günde yaptığı bir işi 6 kalfa 8 günde yapıyor. Buna göre bir usta ile bir kalfa aynı işi kaç günde yaparlar? Yine tahtaya alalım sorumuzu. Dört usta 6 günde yapıyor. O halde bir usta demek ki 24
günde yapacaktır. Çünkü bu nedir arkadaşlar? Bir ters orantı vardır değil mi bunların arasında? İşçi sayısı azaldıkça gün sayısı artacaktır. Sonra gelelim 6 kalfa 8 günde diyor. O halde bir kalfa 48 günde yapacak. Şimdi bizden ne istiyor? Bir usta ile bir kalfa kaç günde yapacaktır? O halde usta 1 bölü 24 artı 1 bölü 48 kalfa 1 bölü x günde yapacak diyoruz. Payda eşitleyelim. Bir daha 3 bölü 48 eşit 1 bölü x. Şunları 3 ile sadeleştirirsek 16, o halde x eşit 16 buradan bulunmuş olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı. 3 ustanın yaptığı bir işi aynı günde 5 çırak yapıyor. Buna göre bir usta ile 2 çırağın 13 günde yaptığı bir işi 2 usta ile 1 çırak kaç günde yaparlar? Yine sorumuzu alalım. Şimdi bir ustanın şöyle diyelim çalışma hızına 5V dersek 3 ustanın yaptığı işi 5 çırak yapıyor diyor. O halde çırağın çalışma hızına da 1 çırağın diyelim. Ve diyelim ya da dersek aynı şey. Şimdi o halde bir usta ile iki çırağın 13 günde yaptığı iş diyor. Demek ki bir usta artı iki çırak. Bir usta neydi? 5V. Çırak 3V ile 2 kere 3, 6V. O halde 11V hızında yapar. Sonra iki usta ile bir çırak diyor. İki usta dediğimize göre usta V'ydi, 5V'ydi. 2 kere 5, 10V artı 1 çırak, 3V ne olacak? 13V olacak. O halde hemen şöyle bir orantı kuralım. 11V hızı ile 13 günde ise 13V hızı ile X günde. Nedir? Bir ters orantıdır. O halde 11V çarpı 13 eşittir 13V çarpı X. V'ler gitti, 13'ler gitti. X buradan kaç olarak bulacağız? 11 olarak bulacağız. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacaktır. A musluğu boş havuzu 4 saatte dolduruyor. Havuzun dibinde bulunan B musluğu ise dolu havuzu 12 saatte boşaltıyor. A musluğu 3 saat açık kaldıktan sonra B musluğu da açılıyor. Buna göre havuz toplam kaç saatte dolar? Şimdi arkadaşlar A musluğu demek ki 1 bölü 4 saatte. Ne kadar açık kalmış? 3 saat. Sonra ikisi birlikte açık. A musluğu dolduruyor. B musluğu da ne yapıyor? Bu havuzu boşaltıyor. Ne kadar? Saatte. Ve bu neye eşit? 1'e eşit. 3 bölü 4 artı şurada payda eşitleyelim. 3 eksi 1, 2 bölü 12. Şunu sadeleştirelim ve 1 bölü 4'ü diğer tarafa atalım. 2 ile sadeleştirirsek, hatta k yazalım. K bölü 6 eşit 1 eksi 3 bölü 4. Burada payda eşitleyelim. 4'ten 3 çıktı, 1 bölü 4. Buradan k, 6 bölü 4, yani 3 bölü 2. Bu da neye eşittir? 1,5 saate eşittir. O halde sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacaktır. Deniz ve Defne bir işi birlikte 6 günde bitiriyor. Deniz 2 gün, Defne 3 gün çalıştığında işin 2 bölü 5'i bittiğine göre Defne işin tamamını tek başına kaç günde bitirir? Alalım sorumuzu. Şöyle Deniz diyelim. Birlikte ikisi 6 günde bitiriyor.
Sonra Deniz 2 gün, Defne 3 gün çalıştığında işe 2 bölü 5'i bittiğine göre bizden Defne istiyor. O halde Deniz'i yok etmeye çalışalım. Ne yapalım? Üstteki denklemi eksi 2 ile çarpalım. Eksi 2 bölü Defne diyoruz. Eşittir. Eksi 2 bölü 6. İkinci denklemi aynaya yazıyorum. Şunlar gitti. 3'ten 2 çıktı. Şunları eğer küçültürsem 1 bölü 3. Payda burada eşitleyelim 5 ile ve 3 ile. O halde 5 kere 1, 5, eksi 5 bölü 15. Artı diyorum 2 kere 3, 6. 6 bölü 15. O halde 1 bölü Defne eşittir 1 bölü 15. Yani Defne demek ki 15 günde bu işi tek başına bitirecektir diyoruz. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacak. Boş bir havuzu A musluğu 6 saatte dolduruyor. Havuzun dibindeki C musluğu dolu havuzu 24 saatte boşaltıyor. Havuzun aş yüksekliğinde bulunan B musluğu ise dolu havuzu 8 saatte kendi seviyesine kadar boşaltıyor. Buna göre A, B, C muslukları aynı anda açıldığında boş havuzu toplam kaç saatte doldururlar? Şimdi önce şu üstte de A musluğu olacak. A musluğu diyelim. Şöyle 2 aş diyelim. A musluğu 6 saatte diyor. O halde öncelikle şu havuzun alt kısmına bakalım. Alt kısım için A ve C muslukları çalışacak. O halde A musluğu 6 saatte dolduruyordu. C musluğu da 24 saatte bunu ne yapıyor? Boşaltıyor. Ne kadar çalıştıklarını birlikte bilmiyoruz. Havuzun ne kadarı dolacaktır? 1 bölü 3'ü. O halde bu işlemi yapalım. 4 ile payda eşitleyelim. 4'ten 1 çıktı. 3 bölü 24x1 eşit 1 bölü 3. Şunu sadeleştirirsek 1 bölü 8 x1 eşit 1 bölü 3. x1 eşit 8 bölü 3 saat diyoruz. Şimdi gelelim üst kısım için. Bu halde hem A hem B hem C çalışır. 3 musluk da birlikte çalışacaktır. O halde hemen şöyle diyoruz. 1 bölü 6 saat A musluğu. Eksi 1 bölü 12 saat B musluğu, eksi 1 bölü 24 saat C musluğu, buna da x2 diyelim. O halde 1 bölü 3'ü dolmuştu. Demek ki ne kalacak? 2 bölü 3'ü kalacak. Bu işlemi yapalım. 2 ile 4 ile şöyle diyelim. 2, 1 bölü 24. 2 bölü 3. Bunu da bölersek 16 saatte de bu doldur. O halde toplam kaç saatte dolar demiştik? 8 bölü 3 artı 16. 3 ile çarptığımızda 48'di. 56 bölü 3 saatte demek ki havuzun tamamı dolacak diyoruz. O halde sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. Eşref bir haftada 12 terlik, Şeref ise 3 günde 4 terlik yapıyor. İkisi birlikte 192 adet terliği kaç günde yaparlar? Hemen bir orantı kuralım. Önce Eşref diyoruz. 12 terliği bir haftada yapıyormuş. O halde
7 günde 192 terliği, hepsini gün olarak bulacağız. Bir doğru orantı. Bu işlemi yaparsak 112 gün olarak bulacağız. Şimdi Şeref için bulalım. Şeref de 3 günde 4 terlik yapıyormuş. O halde 4 terlik 3 günde yapılıyorsa 192 terlik kaç günde diyoruz? Bu işlemi de yaparsak 144 gün buluyoruz. Şimdi ikisi birlikte 192 dediğine göre o halde diyoruz ki 1 bölü 112 artı 1 bölü 144 eşittir 1 bölü x. Burada payda eşitlersek 144 artı 112 hemen içler dışlar çarpımda yapayım. X eşittir 144 çarpı 112. Şunu toplayalım. 6, 5, 256 x. Her tarafı 256'ya bölelim. Buradan gerekli sadeleştirmeleri yaptığımızda 63 gün olarak 192 terliği yapacakları gün sayısını buluruz. Yani sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olacaktır. Eşit kapasiteli A, B, C muslukları havuza eşit aralıklarla yerleştirilmiştir. Havuz dolarken 3 musluk aynı anda açılırsa havuz 22 saatte boşaldığına göre havuzun en altında bulunan ve hacmi havuzun hacminin 3'te 1'i kadar olan bölüm kaç saatte boşalmıştır? Alalım sorumuzu. Şimdi şöyle diyelim, havuzumuzu burada bir A musluğu, B musluğu ve C musluğu. Buna birinci kısım, ikinci kısım, şöyle üçüncü kısım diyelim. Eşit aralıklarla yerleştirilmiş diyor. Yani hepsi nedir? 3'te 1'dir. O halde şunu diyebiliriz. Birinci kısım T saatte boşaltsın. Öncelikle bunu söyleyelim. Demek ki burası şöyle yazalım. T saatte boşaltıyor. Gelelim ikinci kısma. İkinci kısımda 3 musluk eğer T saatte boşaltıyorsa diyoruz ki 2 musluk kaç saatte boşaltacaktır? Buradan x'i şöyle ters orantı 3t eşit 2x, x eşit 3t bölü 2 buluruz. Yani ikinci kısma da ne diyoruz şuraya da? 3t bölü 2 saatte de burası boşaltıyor. Gelelim üçüncü kısma. Yine 3 musluk t saatte boşaltıyorsa 1 musluk buna da y diyelim. O halde y ne olacaktır? 3t. Demek ki üçüncü kısımda ne kadar olacak? 3t saatte boşalacaktır. Şimdi gelelim üçünün toplamı t saat artı 3t bölü 2 saat artı 3t saat. Hepsini şöyle 2 ile paydalarını eşitleyelim. 2, 3 daha 5, 6 daha 11 t bölü 2 saatte demek ki boşaltacak. O halde bize ne diyor? Havuz 22 saatte 3 musluk ayna açıldığında havuz 22 saatte boşalttığına göre diyor. O halde demek ki
T eşit buradan kaç bulacağız? 4 saat olarak bulacağız. Bizden ne istiyordu? En altta bulunan, en altta bulunan neydi? 3T idi. O halde 3 çarpı 4, 12 saatte üçüncümüz boşaltır diyeceğiz. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkımız olacaktır. Bir iş yerinde usta 2 günde 3 sandalye, çırak 3 günde 2 sandalye yapıyor. İkisi beraber çalışarak 39 sandalye yapıyorlar. Buna göre usta çıraktan kaç fazla sandalye yapmıştır? Alalım sorumuzu. Usta 2 günde 3 sandalye. Çıraksa 3 günde 2 sandalye. Şimdi şunları 6 güne sabitleyelim. O halde bunu 3 ile, bunu 2 ile çarparsam demek ki usta 6 günde 9 sandalye, çıraksa 6 günde 4 tane sandalye yapacaktır. İkisi beraber çalışarak 39 tane sandalye yapıyormuş. O halde şunu diyoruz. Beraber şöyle diyelim. 6 günde ikisi ne kadar yapacak? 13 sandalye yapacak. 6 günde usta artı çırak diyelim. 13 sandalye yaparsa 39 sandalye kaç günde yapacaklardır? X eşit 39 çarpı 6 bölü 13 diyoruz. Demek ki ikisi birlikte 18 günde yaparmış. Buna göre usta çıraktan kaç sandalye fazla yapmıştır diyor. Demek ki 18 günde, o halde usta ne kadar yapacaktır? 27 sandalye. Aynı şekilde 18 günde çırak kaç tane yapacaktır? 12 sandalye. O halde 27'den 12'yi çıkartalım. Demek ki 15 sandalye fazla yapacaktır diyoruz. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olacak. Bir işte Semra 4 saat, Selma 3 saat çalışırsa işin 3 bölü 5'i bitiyor. Aynı işte Semra 3 saat, Selma 4 saat çalışırsa işin 17 bölü 9'u bitiyor. Buna göre işin tamamını Semra kaç saatte yapar? Hemen alalım sorumuzu tahtamıza. Şimdi Semra 4 saatte diyor. Demek ki buna 4 bölü X diyelim. Selma'da 3 saatte ve işin ne kadarı bitiyor? 3 bölü 5'i. Eğer Semra 3 saat çalışsaydı, Selma 4 saat çalışsaydı, şunlar şöyle, o zaman 17 bölü 30'u bitecekti. Bizden kimi istiyor? Semra'yı. X, o halde neye bakacağız? Y'leri yok etmeye bakacağız. Y'leri yok edersek buradan bunu eksi 4 ile çarpalım. Burayı da 3 ile çarpalım. Eksi 12 bölü Y eşit eksi 12 bölü 5. 9 bölü X artı 12 bölü Y eşit 51 bölü 30. Şunları yok ettik. 16'dan 9'u çıkarttık. Eksi 7 bölü x eşittir. Şurada hemen yine bir payda eşitleyelim. 6 ile çarparsak 2 kere 6 12 eksi 72 bölü 30 artı 51 bölü 30 diyoruz. Çıkartalım. Şu eksileri yok edelim. Şu
Şunları da sadeleştirirsek 3 bölü 30 yani 1 bölü x eşit 1 bölü 10 olarak bulunur. O halde Semra işi tek başına demek ki 10 saatte yapacaktır deriz. Sorumuzun da doğru cevabı C şıkkı olacak. Boş bir havuzun 2 bölü 3'ünü A musluğu 6 saatte dolduruyor. Boş kalan kısmını da B musluğu 6 saatte doldurabiliyor. Buna göre A ve B musluğu aynı anda çalışırsa boş havuz kaç saatte dolar? Alalım yine sorumuzu. Diyelim ki A musluğu 10 saatte doldursun. O halde 2 bölü 3'ünü A musluğu 6 saatte dolduruyormuş. O halde 6 bölü A eşit 2 bölü 3. Demek ki A buradan ne olacak? 9 olarak bulacağız. Sonra B musluğu diyor. B musluğu demek ki 1 eksi 2 bölü 3 neyi dolduracak? 1 bölü 3'ünü. O halde B musluğu da 6 saatte doldurabiliyor diyor. Aynı mantıkta tamamını B saatte dolsun diyoruz. O halde ne olacak? B bölü 6 bölü B eşittir 1 bölü 3. B'yi buradan kaç bulacağız? 18 bulacağız. A ve B musluğu aynı anda çalışırsa diyor. O halde birlikte x bölü 9 artı x bölü 18 eşittir 1 ediyoruz. Paydalarını eşitleyelim. 3x bölü 18 eşit 1. Sadeleştirme yaparsak demek ki 6 saatte boş havuz dolacaktır diyoruz. Sorumuzun cevabı B şıkkı olacak. Ayşe bir işi Esra'nın bitirdiği sürenin yarısı kadar sürede bitirebilmektedir. Aynı işi ikisi birlikte 2 günde bitirdiklerine göre Esra tek başına kaç günde bitirebilir? Şöyle Ayşe diyelim, Esra diyelim. Esra'nın bitirdiği sürenin yarısı kadar da bitiriyormuş. O halde Ayşe T saatte bitiriyorsa demek ki Esra ne yapacaktır? Bunun 2 katı kadar, 2T kadar sürede bitirecekmiş. Aynı iş ikisi birlikte 2 günde bitiriyormuş. O halde 1 bölü T artı 1 bölü 2T neye eşit olacak? 1 bölü 2'ye. 2 ile paydalarını eşitleyelim. 4T eşit. Pardon, 1 bölü 2. 2T eşit 6. Bizden ne istiyordu? Esra tek başına kaç günde? Biz Esra'ya ne demiştik? 2T. O halde 2T demek ki Esra 6 günde bu işi bitirecektir diyoruz. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacak. Ali bir işi A günde ve Bekir B günde bitiriyor. İkisi birlikte çalışırlarsa aynı işi 3 günde bitirdiklerine göre A'nın B türünden ifadesi hangisidir? Şimdi Ali A günde 1 bölü A artı Bekir B günde 1 bölü B ve ikisi birlikte 3 günde bitiriyor. Şimdi bizden A'nın B türünden istenene göre B'yi eşitliğin diğer tarafına atalım. Şöyle paydalarını eşitleyelim. B eksi 3 bölü 3B. A dediği için ters çevirirsem 3B bölü B eksi 3. A'nın B türünden ifadesi olur. Bakalım 3B bölü B eksi 3 E şıkkında doğru cevabımızı görüyoruz. Semih bir işi yalnız başına X saatte. Zerrin'le birlikte 8 saatte yapıyor. Zerrin bu işi yalnız başına Semih'ten daha uzun sürede yaptığına göre X için hangisi doğrudur? Şöyle
Şimdi Semih o halde tek başına diyelim ki ilk sürede yapıyor. Zerrin'le birlikte 8 saatte yapıyorlar. O halde Semih demek ki 8'den ne olmalı? Daha büyük olmalı. 8'den daha büyük. Zerrin bu işi yalnız başına Semih'ten daha uzun sürede yapıyor. O halde biz bunların sürelerini eşit kabul edersek 1 bölü 8. Toplarsak 2 bölü x eşit 1 bölü 8. X buradan kaç bulacağız? 16. Semih'ten daha uzun sürede yaptığına göre demek ki 8 ile 16 arasında değişecektir diyoruz. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacak. Şekilde verilen havuzun üst kısmında bulunan havuzu dolduran 1 ve 2 numaralı musluklar, tam ortasında ise havuzun yarısını boşaltabilen 3 numaralı musluk bulunmaktadır. 1 numaralı musluk boş havuzu tek başına 8 saatte, 2 numaralı musluksa boş havuzu tek başına 4 saatte doldurmaktadır. Bu muslukların 3'ü aynı anda açıldığında havuz 44 bölü 15 saatte dolduğuna göre 3 numaralı musluk havuzun yarısını kaç saatte boşaltır? Hemen alalım şöyle. İki numaralı, bir numaralı ve şurada da üç numaralı musluklarımız var. O halde diyoruz ki üç numaralı musluk havuzun yarısını ilk saatte boşaltsın. Şöyle diyelim. 1 bölü 2'sini ilk saatte boşaltsın. Sonra 1 numaralı musluk boş havuzu tek başına 8 saatte dolduruyor diyor. O halde 1 ve 2 ne oldu diyelim? Musluklar havuzun alt yarısını 8, 1, 4 dediğine göre o halde 4 ve 2 saatte doldurabilirler. O halde biz bu alt yarıyı T1 saatte doldurduğunu düşünürsek demek ki 1 bölü T1 diyoruz ki 1 bölü 4 artı 1 bölü 2. Şöyle paydalarını eşitlersek buradan 2, 3 bölü 4, T1 eşit demek ki 4 bölü 3 saatte dolacak. Şimdi gelelim havuzun üst yarısına. Bunu da 1 ve 2 numaralı musluklar sırasıyla yine 4 ve 2 saatte doldurduklarına göre 1 ve 2 ne oldu diyelim. Yine 4 ve 2 saatte doldurur diyelim. Şurayı şöyle böleyim. O halde 3 numaralı musluk ilk saatte boşaltır demiştik. O halde buna da üst yarıya da şöyle yapalım. T2 saatte dersek eğer 1 bölü 4 artı 1 bölü 2 eksi 1 bölü x. Buradan paydaları eşitlersek bunu x ile 2x ile ve 4 ile eşitleyelim. X artı 2x eksi 4 bölü 4x eşit T2. Şunu toparlarsak T2 eşit 3x eksi 4 bölü 4x. O halde bunu da ters çevirdik. Bu 1 bölü T2 idi. Şöyle yazalım da. Şunu hemen ters çevireyim. T2 olunca da 4x bölü 3x eksi 4 oldu. O halde hepsi birlikte şimdi alalım. 4 bölü 3 artı 4x bölü 3x eksi 4 eşittir. Bize ne demişti? 44 bölü 15 saatte dolduruyordu.
bunu toparlayalım. 4 bölü 3'ü eşitliğin diğer tarafına atayım. Beşle paydasını eşitleyelim. Yirmi bölü 15 dedik. 4x bölü 3x eksi 4 eşittir 24 bölü 15. Buradan içler dışlar çarpımı yapalım. 3, 4, 12, 6, 72x eksi 16, 8, 9. Bunu böyle, bunu bu tarafa atarsak 96 eşit 72x eksi 60, 96 eşit 12x, her tarafı ne yapalım? 12'ye bölelim. Buradan x eşit 8 olarak bulmuş olacağız. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Ayşe ve Meral bir ödevi birlikte 9 günde, Meral ve Orhan 11 günde, Ayşe ve Orhan 8 günde yapıyorlar. Buna göre bu kişilerin ödev yapış hızlarına göre doğru sıralama hangisidir? Şimdi Ayşe ve Meral dokuz günde, Meral ve Orhan 11 günde, Ayşe ve Orhan 8 günde yapıyorlarmış. Şimdi ödev yapış hızlarına göre diyor. Bakıyoruz Ayşe ve Orhan 8 günde yaptığına göre en kısa ikisi yapıyor. Yine Ayşe ve Meral'e baktığımızda yine 9 günde yapıyor. O halde Ayşe her ikisinde ortak. Demek ki Ayşe en hızlı olan. Sonra bakıyoruz Meral 9 günde, Meral Orhan yine 11 günde. Demek ki Meral de bunların içinde nedir? Ortak olduğuna göre Meral en ağır olan. O halde yapış hızlarına göre sıralarsak, demek ki Meral Orhan'dan daha uzun zamanda yapıyor. Orhan da Ayşe'den, yani en hızlı yapan Ayşe. O halde M küçüktür O, O da küçüktür A'nın bulunduğu E şıkkı sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Cenk bir işin 2 bölü 3'ünü 12 günde, Özgür ise aynı işin 3 bölü 5'ini 18 günde yapmaktadır. Buna göre ikisi birlikte bu işin 4 bölü 5'ini kaç günde yaparlar? Alalım sorumuzu hemen. Cenk, işin 2 bölü 3'ünü 12 günde yaparsa, o halde tamamını 18 günde yapar. Özgür aynı işin 3 bölü 5'ini 18 günde ise tamamını 30 günde yapar. O halde ikisi birlikte 18 artı 1 bölü 30 eşittir. Ne diyoruz? 1 bölü x diyoruz. 3 ile yapsak 5, 3 daha 8 bölü 90 eşit 1 bölü x dedik. Buradan x ne olacaktır? 90 bölü 8. Bizden ne istiyor? 4 bölü 5'ini. O halde 90 bölü 8 çarpı 4 bölü 5 diyoruz. 45, bu da sadeleşir. Demek ki 9 günde yapacaklardır diyoruz. Sorumuzun cevabı B şıkkı olacaktır. Aynı güçteki iki işçiden birincisi bir işin 1 bölü 3'ünü, ikincisi ise aynı işin 1 bölü 4'ünü yaptıktan sonra kalan işi ikinci işçi 15 günde bitiriyor.
Buna göre bu işte birinci işçi kaç gün çalışmıştır? Şimdi önce alalım, ikisi birlikte işin ne kadarını yapıyorlar onu bulalım. Aynı güçte diyor, birincisi 1 bölü 3'ünü. Yani x bölü 3, birinci diyelim. İkinci de 1 bölü 4'ünü. Bunları toparlayalım. 3 ile 4 ile ne olacak? 7x bölü 12 yapılan iş. Tamamı 12 olduğuna göre kalan 5x bölü 12 olacak. Kalan işi ikinci işçi 15 günde yapıyor diyor. Kalan işimiz nedir? 5x bölü 12'dir. O halde 5x bölü 12 15 günde yapılıyormuş. 5 dersek sadeleştirelim. Demek ki 36 günde birinci işçi yapıyor. İkinci işçi yapıyor 15 gün çalıştığında. O halde buna göre birinci işçi kaç gün çalışmıştır diyor. Birinci işçi neydi? X bölü 3'tü. 36 bölü 3. Demek ki 12 günde yapacaktır. 12 gün çalışmıştır diyoruz. Sorumuzun doğru cevabı 5 olacak. Bir işçi belli bir işi x günde başka bir işi de başka bir işçi de aynı işi 4x günde bitirmektedir. İki işçi birlikte 4 günde bu işin ne kadarını yaparlar? Şimdi önce yine ikisinin birlikte çalıştığını bulalım. Halde İkisi birlikte bir günde diyoruz. Birincisi x gündeydi. İkincisi 4x günde. 4 ile çarparsak ne olacak? 5 bölü 4x günde yaparlar. İki işçi birlikte 4 günde diyor. O halde 4 çarpı 5 bölü 4x diyoruz. Bunlar gitti. 5 bölü x kadarını yaparlar diyoruz. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. Turgut bir işi 36 günde bitirmektedir. Turgut hızını 1 bölü 4 oranında azaltmış olsaydı aynı işi kaç günde yapabilirdi? Şimdi burada Turgut'un hızını V olarak alırsak o halde ilk hızı ne olacaktır? 4V olur. 4 bölü 4'te 1 oranında ya da 1 bölü 4 oranında azaltırsa sonraki hızı ne olacak? 3V kadar olacak. O halde şöyle diyoruz. 4V hızıyla 36 günde yaparsa 3V hızıyla x günde yapar diyoruz. Bir ters orantı. O halde 4V çarpı 36 eşit 3V çarpı x. Şu V'leri yok edelim. 4 çarpı 36 bölü 3 diyoruz. 4 çarpı 12 yani 48 gün olarak buradan bulmuş oluyoruz. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olacaktır. Mehmet bir işi yalnız başına x bölü 5 günde, Tamer aynı işi yalnız başına x günde yapıyor. İkisi birlikte aynı işi 5 günde yaptıklarına göre Mehmet aynı işi yalnız başına kaç günde yapar? Mehmet x bölü 5 günde, Tamer x günde. Şöyle birlikte diyelim. O halde
5 günde diyor. 5 bölü x 1. Şunu ters çevirelim birinci kesri. 5 kere 5, 25 bölü x artı 5 bölü x eşit 1. 30 bölü x eşit 1. Buradan x eşit 30 olarak buluruz. Bizden Mehmet'i istiyor. Mehmet neydi? X bölü 5'ti. O halde 30 bölü 5. Demek ki Mehmet 6 günde yalnız başına bu işi yapar diyoruz. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacak. Boş bir havuzu birinci musluk yalnız başına 18 saatte, ikinci musluk aynı havuzu yalnız başına 12 saatte dolduruyor. Üçüncü musluk ise dolu havuzu yalnız başına 36 saatte boşaltıyor. Buna göre her üç musluk aynı anda açılırsa boş havuz kaç saatte dolar? Şimdi birinci musluk 18 saatte, ikinci musluk 12 saatte, bunlar dolduran. Diğeri de 36 saatte boşalttığına göre eksi x bölü 36 diyoruz. Ve bu neye eşit? 1'e eşit. O halde payda eşit diyelim. 2 ile 3 ile 2x artı 3x eksi x bölü 36 eşit 1. 4x eşit buradan 36, x eşit 9 olarak her 3 musluk aynı anda açıldığında demek ki boş havuzu 9 saatte dolduracak diyoruz. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacaktır. Evet arkadaşlar, işçi ve havuz problemlerini de bu şekilde sorularla çözdük. Bunları zaten konu anlatımlarında daha detaylı olarak görmüştünüz. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere.